Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak kul de ki la es'elüküm aleyhi ecren illel meveddete fil kurba. Risaletimi tebliğ karşısında sizden bir ücret istemiyorum ama akrabalarıma yani ehli beytime sevgi istiyorum. Bu kadar. Diğer peygamberler ücretlerini alemlerin Rabbi olan Allah'tan isteyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise ücretini ehli beytime sevgi istiyorum diyor. Yani Allah ona mükafatı verecek ama bununla yetinmiyor. Peki bunu Peygamber Efendimiz kendisi mi söylüyor? Yok. Cenab-ı Hak ona söyletiyor. Cenab-ı Hak böyle istiyor. Cenab-ı Hak böyle istiyor. Bakın Peygamber Efendimiz'i kabul etmek sahabe döneminde kolay. Niye? Peygamber Efendimiz hemen vahiy geliyor. Hemen vahiy geliyor. Adamın ne olduğu ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde sahabenin imtihanı peygamberimizle değil. Onun ehli beytiyle. Evet. Peygamber Efendimiz'i kabul ettin ama ehli beytini kabul ettin mi? Edebildiysen güzel. Edemediysen kusura bakma. Sen kabul etmeyi boş ver. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytime sevgi istiyorum diyor. Tebliğimi yapmam karşılığında bunu sizden istiyorum diyor. Ne yaptı Araplar? O Emevi soyu ne yaptı? Tabii ki bütün hepsini kastetmiyorum. Emevi soyunu kastediyorum. Ne yaptı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini katletti. Hem öyle katletti ki Hazreti Hüseyin'i sadece öldürmekle bitirmediler. Hazreti Hüseyin'in mübarek başını kestiler. Bak Hazreti Hüseyin geliyor. Vallahi içeriden işaret ettiler. Dediler 5 dakika var ama ben 1-2 dakika daha alayım. Hazreti Hüseyin'i çağırıyorlar. İlk önce 2000 kişilik bir orduyla Hür bin Yezid Hazreti Hüseyin'i kuşatıyor. Hazreti Hüseyin diyor ki o ileri gelenlere, o küfelilere diyor ki ey küfeliler beni çağırdınız. Anda devenin üstünde sizin davet mektuplarınız ama görüyorum ki vazgeçtiniz. Vazgeçtiniz. Bak müsaade edin bana geri döneyim. Olmaz. Bak şuraya bak ya. Ya müsaade edin geri döneyim. Kim söylüyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresi oğlum dediği, evladım dediği, Peygamber Efendimiz soyunun devam ettiği insan. Müsaade edin geri döneyim. Olmaz. Peki müsaade edin İslam beldelerinin ucra köşelerine gideyim. Orada İslamiyet'i anlatayım. Örnek olayım. Olmaz. Müsaade edin Yezid'le görüşeyim. O mel'un Yezid'le görüşeyim. O da olmaz. İstedikleri şey ne biliyor musunuz? Biat edeceksin diyor. Kime? Yezid. Yezid kim? Affedersin hayvanlarla oynaşan, çarşamba günü cuma namazı kıldıran adam. Böyle bir adam. Ama kardeşim Yezid'i seçen kim? Babası. İşte gönderilen din var, din var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla gelen din var. Bu da İslam'dır. Uydurulan din var. O da Muaviye'nin dini. Siz hangisindensiniz? Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminkinden. Yani gönderilen dinden. Ama birileri kalkar da Muaviye'nin dininden olmak isterlerse ona da bir şey diyeceğimiz yok. Cennette hak, cehennemde hak. İşte Hazreti Hüseyin'i öldürüyorlar. Öldürmekle yetinmiyorlar, mübarek başını kesiyorlar. Onunla da yetinmiyorlar. Atını çıplak soyuyorlar. Kimi soyuyorlar? Dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin oğlum dediği Hazreti Hüseyin'i. Atlarını üzerinde gezdiriyorlar, vücudunu unufak ediyorlar. Alıyorlar mübarek başını. Hazreti Zeynep annemiz, işte Hazreti Zeynep, işte o orada sesleniyor. Diyor ki, ya Rabbi sen göklerde Resulüne selat selam oku. Ama burada senin peygamberinin torunlarını öldürdüler. Öyle yaptılar ki
Fırat nehrinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine su bile vermediler. Ben sormak istiyorum. Bunlar nasıl insan, ne Müslümanı be? Ne Müslümanı? Hazreti Hüseyin'i öldüreceksin, başını keseceksin, vücudunu soyacaksın, atlarla üzerine tepineceksin. Senin adın olacak Müslüman. Heh? Sana birileri Hazret diyecek. Ben ne diyeceğini biliyorum ama bu ekranlarda diyemeyeceğim. Bunu burada diyemeyeceğim. Yani bunu ifade edemeyeceğim ama siz anlıyorsunuz. İşte o Hazreti Hüseyin'in mübarek başını, Peygamber Efendimiz'in ehli beytini, geri kalanlarını alıyorlar. Sanki esirmiş gibi, sanki bir şey yapmış gibi getiriyorlar Yezid'in huzuruna. Ubeydullah bin Zeyd'in huzuruna. Ubeydullah bin Zeyd Hazreti Hüseyin'in dudaklarına değnekle değinir. Zeyd bin Erkam dayanamaz. Erkam bin Zeyd. Der ki çek o odunu. O dudakları ben Hazreti Peygamber öperken gördüm der. Ubeydullah bin Ziyad ve Zeyd bin Erkam oradan çıkar. Çıkışta der ki Ubeydullah bin Ziyad ona diyor ki dua et ki yaşlısın yoksa seni şuracıkta öldürecektim diyor. Bak adam öldürmek ne kadar kolay. Kolay Ubeydullah için. Tabii canım. Adam öldürmek onlar için sinek öldürmekten daha kolay. İşte Zeyd bin Erkam oradan çıkarken diyor ki ey Arap milleti diyor. Bundan sonra siz yoksulluk bekleyin. Esaret bekleyin. Zulüm bekleyin. Kan bekleyin. Gözyaşı bekleyin. Çünkü siz Hazreti Peygamber'in torununu öldürdünüz. Mercane'nin oğlunu yani babası belli olmayanı başınıza tac ettiniz.